Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten bugün kısa bir aile toplantısı gibi. Yani gazeteci arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bugüne kadar zaten her gün yanımda oldular. Onlara hiç çıkarsız, hiçbir şey talepsiz, her an yanımda oldukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani şimdi bu seçimi kazandıktan sonra gerçekten bu içimde böyle bir heyecanlar çoğaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi bana çok büyük bir üzüntüler yaşatmıştı. Ondan sonra dedim bundan sonra herhalde bu iş olmayacak. Bayağı bir hevesim kaçmıştı. Ama dedim ben yine devam. Ve Ekrem Başkanımın ve gerçekten Bakırköy'e kadın kolu grubumu sonsuz olsun teşekkür ediyorum. Çok zorlu bir günlerden geçirdik biz. Kağıttan çok okumak istemiyorum. Önce bir konuşmak istiyorum. 4,5 sene oldu ben kadın kolu başkanlığına. Önce kadın kolu yönetimindeydim Nebahat Civan'ın. O dönemde de çok kısa mücadelelerimiz vardı. Ama bir aramızda bir uyumsuzluklar oldu. Ve en sonunda 4 kişiyle kadın kolunu kapattık. Bu bana bir ders olmuştu. Dedim ki eğer böyle bir şeye talep olacaksam hiçbir dostumu, hiçbir arkadaşımı yıpratmadan sonuna kadar götürmek istiyorum bu işi. Ve böyle bir yola çıktık. Ve bir arkadaşımızla beraber yarışarak el ele gayet dostça yarışa girdik ve kazandım. Ve onu da davet ederek beraber yürüyelim dedik. Ama o arkadaşım farklı bir partiye geçme ihtiyacı gördü. Yolu açık olsun. Ondan sonra çok 1,5 ay bir çalışmamız olduktan sonra pandemi oldu. Ama pandemi bana şöyle bir şey yarattı. Gerçekten o zamanki o dönemde felaket bir çalışma şeyim oldu. Bütün arkadaşlarım gerekirse evde yemekler pişirdik. Her gün tencerelerle yemeklerimizi pişiriyorduk. Arkadaşlarımız gelip alıyordu, evlere götürüyorlardı. Ve burada partili erkek arkadaşlarımız da bize çok dokundu. Arabalarını kullandırdılar bize. Tek tek her gün maskelerimi takarak ve çocuklarımdan gizli evleri dolaşarak bilhassa yaşlılara dokunarak benim için yaşlılar çok çok önemli. Çünkü ben bir dönem uzun bir süre annemi yatalak baktım. Zaten hayatımda 95 senesinde eşimi kaybettim. Çok güzel yürüyen bir evliliğim sonunda eşim birden rahatsızlandı. O rahatsızlık bana çok böyle kötü şeyler yaşattı. Yaşım da işte 37 falandı o zaman. Dedim ki ben ne yapabilirim? O zaman da okul derneklerinde çalışıyordum. Mustafa Necati'de 10 sene dernek başkanlığı yaptım ben. Tamam, şey. Teşekkür ederim. 10 sene dernek başkanlığı yaptım. O dönemde okulumuzun 2 tane alt özel sınıfı vardı. Ben engelli kelimesi beni çok rahatsız eder. Hiç kullanmak istemem o kelimeyi. Onlar bana böyle bir yaşama şeyi getirmişti. Çocuklarım büyüdükten sonra onları kendime adamıştım. Ve eşimin rahatsızlığında bir seneye yakın bir mücadeleden sonra eşim vefat etti. Allah'ın rahmeti olsun. İsterdim ki hayatımda tanımış olsaydınız onu. Çünkü iyi bir solcuydu. Biz 75 senesinde evlendik. 78'lerde falan bu sağ sol davasında çok sıkıntılar yaşadık. Şimdi bana diyorlar ki işte Hamide Hanım çok solda değil. Ondan sonra çok sıkıntılar yaşadık. Eşim dönem dönem geceleri evlere bile gelemedikleri oldu. Evlerimizi basıyorlardı. O zaman da hayatımda hiç unutamadığım bir günüm vardır. Ecevit'in kitapları evimde yakalandı. Ve bizim evde sobamızı yaptırdılar bize. O bütün kitaplarımızı yaptırdılar bize. Atıp sobada yakacaksınız bunları. Yoksa sizi eşinizi götürüyoruz dediler bize. Bu çok o dönemler sağ sol davasında çok sıkıntılı bir dönemlerimiz olmuştu.
Çok güzel giden bir evliliğin sonunda 95'te bir rahatsızlığı yaşayarak bir sene içinde eşimi kaybettim ben. 1,5 sene sonra kendimde hiçbir şey yokken bir kanser rahatsızlığı yaşadım ben. Üzüntüden oldu. O dönemde tabii yaşadığım ilaçlardan odur budur. Saçıma bandana taktım. Şu anda benim ismim şöyle geçiyor. Bir zamanlar Hamide Hanım'ın başı kapalıydı. Şimdi onu konuşuluyor. Ve ben yönetimimde Hatice Sarı'yı yanımda aldığım zaman hiç onun başında başörtü var diye bakmadım. Bu beni rahatsız etmez. Bizim ailemizin her ailede başörtüler var. Başörtüsünden de gurur duyuyorum. Hiçbir rahatsızlık verecek bir şey değil. Beyinler önemli. Kafadaki başörtüler değil. Ben Ekrem Başkanım'ın çizelgesi benim o kadar hoşuma gidiyor ki. Hiç insan ayrıştırmayın. Kapalıyı, açıyı yanınıza alarak lütfen çalışın. Eğer bu seçimleri kazandıysak biz, gerçekten o kapalıların çok rolü var burada. Ben çalışma hayatımda ilk başladığım günden beri hep meydanlarda görev aldım. Hep arkadaşlarım bilir. Kaç sene sabah 8'de meydan iniyordum. Önce o çadırı açıyordum. O çadırda o görevi üstlenerek hiçbir kişi ötelemeden bir bütünlük sağlayarak beraber yürüdük orada. İyi ki ben bu partide bugünlerde varım. Bu partide olduğumdan da çok mutluyum. Ama ya insanların hakkındaki konuşurken insan hayatında hiçbir şey yaralamadı beni. İnan ki dün bütün gün üzüldüm. Hamide Hanım bir zamanlar başı kapalıydı kelimesi beni çok rahatsız etti. Ben o dönemde başım da kapalı olabilir. Belki de takabilirim. Hiç önemli değil ki başörtüm. Kafamın içini araştırsınlar benim. Biz bu sülalede çok bedeller ödedik. Bakırköy'de ilk Cumhuriyet Halk Partisi'ni Ramazan bilir. Biberoğulları temelini atmıştır. Bunlar da gidebilirdi. Selamet Partisi'ni kurabilirdi. Demek ki bu partide öyle bir şey yok yani. Olsun, canları sağ olsun. Şimdi dün bir daha bir şey duydum. Efendim Bülent Başkan bana 50.000 lira vermiş. Keşke Bülent Başkan 1 lira verse insana da. Onu da bir yerde harcamış olsam. Evet, şu anda Bülent Başkan'ın adamıyım diye görünüyorum. Ben Bülent Başkan, ben de şöyle bir yapı var. Hayatımda kırdığım insan yok gibidir yani. Yaratılışım bu benim. Bunun sıkıntılarını dönem dönem çok yaşıyorum ben. Ama hiç önemli değil. Ben 2 tane çocuk büyüttüm aslan gibi, evlendirdim. Bugünlere getirdim. Ben hep çocuklarıma bir şey derim. Asla büyüklerinize saygısızlık yapmayacaksınız. O yani zararını görseniz bile saygıda kusur etmeyeceksiniz. Yetişme tarzımız bizim bu. Hiç benim için önemli değil söylenenler. Evet, geldiğimde çünkü Bülent Başkan, belediye başkanımda. Bakırköy Meydanı'nda ben bunu sıkıntı yaşarken o dönemdeki arkadaşım Ateş Ünal zamanında da çalışıyordum. O dönemdeki arkadaşlarım çoğu gitti İYİ Parti'ye oy verdi. Burada o zaman tukaka oldum ben. Sen neden vermiyorsun? Yine Bülent'e mi oy vereceksin? Benim hayatım Cumhuriyet Halk Partisi. Ben kişilere oy vermiyorum. Yukarısı uygun görüyor. Onu belediye başkanı olarak buraya gönderdiler. Ben sahip çıktım. Başka bir şey değil yani. Biz Cumhuriyet Halk Partili olarak doğmuşuz biz burada. Ben 60 senelik Bakırköy'lüyüm. Ve buna rağmen konuşulan şeyler o kadar rahatsız edici ki. Ama bu benim çalışmamı etkiler mi? Asla etkilemez. Benim hayatım 6.30'da kalkarım. İlk önce işim o gün gereği ne gereğiyse onu yaparım. İlk önce bir ilçeme uğrarım. O ilçemde gereken şeyi yapar. Ondan sonra işte meydana çıkarım. Meydanlarda ne gerekiyorsa onu yaparım. Hayatımda her o günkü etkinlikte muhakkak bir şey yapmışımdır yani. Tabii ki bunu tek başına yapacak durumumda değilim. Ben o dönemde başladığım zaman Celal Başkanım, iyi ki hayatıma girmiş, iyi ki tanımışım Celal Başkanım. Bana çok güzel yollar gösterdi. Gerçekten hiç insanı bir kere kıran biri değil. Dedi ki ben rahatsızım Hamide Başkan,
sen benim elim ayağımsın, Gizem benim elim ayağım, verin el ele şurayı yürütelim. Ve o dönemde Bülent Başkanımızla arası bayağı kötüydü. O görevi ben üstlendim. İlçede işte para gerekiyorsa, gittim gerekirse Bülent Başkan'la. O dönemde de en kavga eden biri benim onunla. Ondan sonra geri geldi, para istedim. Tabii ki para alamamış olabilirim. Ama hiç olmazsa bir kahvaltılık yerler istedim. Kahvaltıdan para kazandık. Bunu ne yaptık? İlçemizi getirdik. Elektriğimiz vardı. Çalışan insanlarımız vardı. Onları ödemek mecburiyetinde kaldık. Bunun için mücadele verdim ben orada. Ben sadece orada kadın kolu başkanlığı yapmadım yani. Yani ilçemin de hiçbir şey gelmeden, o ilçeme bir zarar gelmeden bir yola yürüdüysek hep beraber bu işi bitirelim diye mücadele verdik. İşte Celal Başkanım rahatsızlıklarının dolayı çoğu gelemedi. Bir dönem Gizem Başkanım aldı. Ondan sonra Caner Başkanım aldı. Caner'in de hiç iyiliklerini unutamam çünkü gerçekten aşırı çalışkan. Biz Caner Başkan'la işte elimizi sırtımızı alıyorduk, şeyleri taşıyorduk. Gidip diyorduk ki en basit işte etrafında kim var müteahhit? Müteahhitleri dolaşarak ya da şeyleri dolaşarak o ilçenin masraflarını karşıladık. Ödemelerini ayarladık. Bülent Başkan'dan hayatımda bir kere 3.000 lira para aldım. 3.000 lira para aldım. Onu da ziyaret ettiğimde dedi ki zarfın içinde 3.000 lira para koydum sana. Lütfen dedim Bülent Başkanım çıkıp onu sayar mısın? Sayıp üstüne yazar mısın? Ben elime öyle para almam dedim. Aldım ve Osmaniye çalışmamızda ve şeyden sonra çünkü hep arkadaşlarla beraber cebimizden harcamak mecburiyetinde kalıyorduk. İşte bir yemek bugün ne kadar ödeniyor biliyorsunuz. O yemekte onu harcadık. Fişlerini de lütfen gidin belediyeye Bülent Başkan'a götürdüm. Bu kadar para vermiştim bana. 3.000 liranın karşısındaki fişleri de lütfen kabul edin dedi. Ben hayatımda dedi ki keşke senin gibi insanlar yanımda çalışsa da beraber yürüdük. Benim çoğu arkadaşlarım, yönetimde arkadaşlarım var burada. Sevgi Hanım var, Sibel Hanım var. Çoğu kadın kolları maaşla çalışıyorlar. Bunu sizler de bilirsiniz çoğu. Ama bunu bana teklif etseler bile kabul etmem. Kabul ederim şöyle. Onu sadece kadın koluna girerse o para, hiç elimi almadan onu kabul ederim. Asla bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 kurusu cebime giremez. Olamaz yani. Allah'a çok şükür ben geçimimi sağlayacak biriyim. Benim çoluk çocuğumun bana ihtiyacı yok. Benim kendim geçirecek maaşım var. Buna da ihtiyacım yok zaten. Böyle dedikodularla Hamide'yi yıpratamazsınız. Hiç hayatta yıpratamazsınız. Onun için benim hayatım hep çalışmakla geçiyorsa bir de bunu üstüne ilave ederek şimdi ben bu adaylığımı açıklamadan önce zaten o kadar seçim yaşadık ki. Yani üst üste seçim, belediye seçimleri. Ondan sonra her gün hayatımda Ekrem Başkanımın bu dönemde bak 4,5 senede herhalde bir gün rahatsız olup da evde kalmışımdır. Hiç kalmamışım. Bu dönemde Ekrem Başkanımın her etkinliğinde katılmışımdır. Ankara demiştir Ankara, İzmir demiştir ki gidemediğimiz hiçbir yer yok. Ve öyle oluyordu ki otobüslerde 3 kişi varsa ikisi kadın kolundandı, biri başka biridir. Buna katıl her yerde varız biz. Her yerde gittik. Bütün etkinlikler, seçimler bitti. Hala ben evde oturmuyorum. Bütün etkinliklerde varım. Seçimimi 26'sında almıştım. Ama Ankara olayı var. Ben iptal ettim. Dedim ki ayın 1'ini alınacak. O Ankara'ya gitmeliyiz biz. Hiç önemli değil. Yani bu kadar özveriyle çalışıp benim burada ne menfaatim var? Asla. Ve seçim kazanıldıktan sonra dediler ki bu emeğe karşı lütfen sen yeni aday ol. Bu benim talebim değildi. İlçe başkanım da söyledi. Ondan sonra çevremdekiler söyledi. Örgüt söyledi, rica etti. Dedi gel 2 sene zaten 2 sene sonra seçim var.
hem ilçe seçimleri var. Senin burada olman gerekiyor. Evet, şu anda bir arkadaşım aday. Şu anda arkadaşım olarak düşünüyorum onu. Akraba demek istemiyorum. Çünkü bana bir ay önce böyle bir ismini duyunca ben aradım arkadaşım. Dedim ki, arkadaşım öyle bir adaydı. Gerçekten adaysan, biz bir de akrabalığımız da var. Lütfen oturup bunu konuşalım. Burada erkek siyaseti var. Erkek siyaseti var. Bu çok beni rahatsız ediyor. Ve şu anda benim o dönemde karşıma 20 kişi dolaştılar. 20 kişinin hiçbiri kabul etmedi. Tek tek isimleri var. Dediler ki, burada bu kadar çalışan bir insan var. Neden biz aday olalım? Gerek yok. Biz aday olmak istemiyoruz. Gerekirse yanında olacağız. Ben onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Ve dedim ki, arkadaşım eğer adaysan ben bu soyadımı burada kullandırmak istemem. Lütfen o zaman seni aday yapalım. Bana ben dedi şeker hastasıyım. Günde 4 tane insülin oluyorum. Asla bunu buradaki yönetim arkadaşlarıma da bunu çoğunu anlatmış. Çalıştığı yerlerde. Asla dedi ben aday olmayacağım. Ve bunu bana nasıl teklif edersiniz? Ben kadınların mücadelesinde asla yokum. Çünkü ben mücadele veremem. Sen nasıl kaldırıyorsun bu yükü? Her gün kavga ederim ben bu insanlarla yani. O zaman dedim bak bu net misin yani? Netsen o zaman ben aday olarak çıkıyorum. Bana yolun açık olsun dedi. Tamam, ben de adaylığımı önce ilçe başkanımla oturup görüştüm. İlçe başkanım dedi ki seninle olmaktan sonsuz mutluluk duyarım. O zaman şey yapalım. Belediye başkanımla görüştüm. Dedim ki belediye başkanım. Zaten onun döneminde de adımı kadınları destekliyorum diye çıktı. İşte bir şeyler söylediler. Çok ondan sonra dedi ki senin olmandan çok mutluluk duyarım. Yolun açık olsun. Tabii ki olman gerekir. Tamam o zaman dedim. Yerarşi gereği sormam gereken insanlara sordum. Ben de işte bunu ilçede her perşembe günü dönem dönem pandemide yapamadığım şeyleri işte başlayalım artık perşembeleri toplayalım insanları. Kalabalık olunca arkadaşlar dedi ki sen burada açıklamanı yap. Yani şey bir de ben böyle her gün bir yerde yemek yapıp ben o parayı bile dostlarıma parasını alıp da yani ben onun o paralarla ilçemin bazı eksiklerini almayı daha çok tercih ederim. Yani yemek yiyelim, toplanalım, edelim ama şu anda bizim ilçemizin ihtiyaçları var. Bizim gereksiz 25 kuruş bile harcayacak paramız yok. Yani ben bu tip şeyleri de çok da uygun görmem yani. Ben dedim o zaman ben çalışma yaparım. Sadece bana değer veren gazeteci arkadaşlarım var. Onlarla bir önce görüşmek isterim. Bunu öyle açıklayayım dedim. Yok dediler bugün söyle. Bugün söyle biz bilelim. Çünkü tatile gideceğiz odur budur ona göre ayarlayayım kendimi. O gün açıklamak mecburiyetinde kaldım. Tamam. Aradan 2-3 gün geçti. TÜKE'lerin seçimi vardı. Arkadaşlarım da oradaydı hepsi. Ve ben telefonum çaldı dışarı çıktım. Ondan sonra arkadaşım da orada işte bir sigara içiyordu. Dedi karşında adayım dedi. Ben dedim bak arkadaşım sana akrabam demiyorum arkadaşım diyorum. Sen böyle bir şey ya kendi kararın mı? Bak bu birilerin gündemi de olmasın. Hayır ne olacak dedi. Biz beraber yarışırız dedi. Önemli değil dedi. Ben dedi olurum seni de ile yazarım dedi. Teşekkür ederim lütfettin dedim ben de. Açıkça bunu. Deyip ve o gece inanır mısın hayatımda hiç tansiyonum yüksek olduğunu bilmem ben. O gece tansiyonum çok felaket yükseldi. Çok üzüntü yaşadım. Neden? Birebir her gün beraber aynı yatağı paylaştığımız insandı bizim için. Beraber çünkü bütün ömrümüz geçmişti onunla. Biz sadece yakın akraba değildik. Çünkü çok yakın oturuyorduk. Ondan sonra anacığım Allah rahmet etsin. Akşamdan karalahana dolmasını çok güzel yapardı. O da çok severdi. İlle toplanırdık beraber.
Yemek yerdik, dağılırdık. Bunu tabii ki duyunca ondan sonra böyle şaşırdım yani. Ama insana demek zarar ilk önce yanından, birinci dereceden geliyormuş. Önemli değil. Üzüntümü o gün atlattım. O gün atlattım. Demek ki politikada bu da varmış. Çünkü bunu bir zamanlar Selçuk Biber'in döneminde de yaşadım ben bunu. Ve o zaman da çok üzülmüştüm. Anlatmamda da bir mahsur yok. Selçuk Başkanıma dediler ki, ille sen ilçe başkanı olacaksın. O da dedi ki, benim yaşım artık 65'i geçiyor. Ben Bakırköy'de belediye başkanı olmak istiyorum. Ben olmayayım, başka birini çıkarım. Hayır Selçuk Başkanım, sensiz burayı kazanamayız. Zaten çok az, üç kişiyle falan kazanıldı. Ama dedi, ben olursam da dedi, belediye başkanının zamanında istifa ederim dedi. Ve bunu arkadaşlarla paylaştı. Arkadaşlar dedi ki, biz aday olmayacağız, sen aday olacaksın. Sen sadece bu ilçe başkanlığını al dediler. O da buna karar verdi, kabul etti. O dönemde dedi ki, tamam istifa ediyorum. Başka bir arkadaş, ağası başkanım görev aldı, o şey yaptı. Ve onun hakkında da başladılar şöyle konuşmaya. Evet, Selçuk Başkan belediye başkanı olamadı ama belediye başkan yardımcısı olur. 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 Ve o dönemde adamcağız Amerika'daydı. Hiç olaylardan haberi yok. Ve seçim bitene kadar işte Türkiye'ye gelmedi. Hiç bir haberi bile olmadı. Geldikten sonra bunları duyduğu zaman o kadar üzüntü yaşadı ki, Allah'ın rahmeti ruhu olsun. Yani ve bunu ben Bülent Başkan'a sordum. Dedim Bülent Başkanım, bunu Selçuk Biber'in hakkında felaket bir konuşma var. Sen bunun neresindesin? Asla böyle bir şey yok dedi. Ben ne teklif ederim? Selçuk Biber gibi adama ne kadar dik duruşun olduğunu biliyorsunuz. Ne teklif edebilirim, ne cesaret edebilirim. Ve bunun konuşmasını bile yapmamışız. Şimdi o oyun öyle oynandı, kapandı. Şimdi bu oyun oynanmaya başladı. Herkesin yolu açık olsun. Ama keşke bana açık açık söylemiş olsaydı da bu iki günün üzüntü olarak yaşamasaydım. Şimdi ben önüme bakıyorum. Yaptıklarımı zaten herkes biliyor. Yani gece gündüz sokaklarda olduğumuzu ve dokunmadığımız için ilk önce biz İstanbul'a sadece dokunmadık. Adana'ya mı dokunmadık? İşte Hatice Hanım biliyor. Orada Atatürk köşesi yaptık biz. Ondan sonra ilk önce Bağcılar'dan başladık. O Bağcılar'da destek olalım diye koliler taşıdık, ettik. Peki sponsorlarımız da burada şey yapmadan geçemeyeceğim. Necla arkadaşımın da sonsuz bize desteği oldu. Yani koli taşıdık, koli götürdük. İşte oranın ihtiyacını götürdük. Orada engelli çocukların bezine de kadar taşıdık, ettik, götürdük. Ondan sonra Bağcılar'a destek verdik, Bahçelievlere destek verdik. Erzincan'da bir yere dünyanın kıyafeti gönderdik. Ondan sonra bir de bir yere daha göndermiştik. Deprem zamanı çok çalıştınız. O depreme daha gelmedik. Ondan sonra o günlerde böyle nereye gidebiliyorsak onu yaptık. Evet, etkinliklerimiz de belki eksik olabilir. Çünkü dönem dönem hep o rahatsızlıklar hala devam ediyor. İşte aman evlerimize girme. Bir kere habire her mahallede, Osmaniye'de girmediğimiz ev kalmamıştır. Kadıkolu olarak. Sadece girmek değil. Orada insanların ihtiyacı mı var? Onlara koli, kart ve bu kartları kendi cebimden harcamadım. O belediye başkanının söylediği, beğenmedikleri belediye başkanının bütün yardımcıları bana destek verdi. İsimlerini de açık açık söylerim. Cavit Başkan'ın eli benim üstümden hiç gitmedi. Ne dediysem, Cavit Başkan'ın kart lazım, tamam Hamide Hanım. İşte Cumhuriyet Halk Partili olmayan Lokman şeyci, para lazım gönderebilir misin? Hamide Başkan, sen hangi kapıyı çalarsan
alamayacağın para yoktur. Alırsın. Çünkü o para alınıyor, oraya teslim ediliyor. Hayatımda oradan gelen paranın bir kere çantama girmemiştir. Ya ilçeye teslim edilmiştir ya da Sayma Hanım'a verilmiştir yani. Buna rağmen ve o dönemdeki ilçenin çoğu eksikleri böyle çalışarak kazanılmıştır. Ondan sonra bir de 8 Mart'la ilgili. 8 Mart'la ilgili koştururken bir de Sibel Hanım'ın ildeki görevi işte kadına şiddet davaları. Ve Bakırköy'de beni aradığı zaman İstanbul'da başkan işte bir avukat desteği bana şey ayarlayabilir misin? Evet, sık sık avukat desteği ayarladım. Ve onların avukat davalarında da mahkemelerine tek tek gittik. O davalarda. Hiç gittik sonuçlarına kadar yeri geldi o aileleri bir yerlere yerleştirdik. Bu da çok yansıtmadık. Bilinmeyen evlere yerleştirdik. Ve onun takibini hiç bırakmadık. Orada işte Cem'e de çok teşekkür ediyorum. Avukatlığımız hep üstlendi. Ve 25 kuruş almadı. Ondan sonra işte o hastalık döneminde Osmaniye'de ailesi hasta olan çocukları vardı. Onların akıl hastanesindeki bütün fanilasından tut şeyine kadar hep götürdük. Götürdük. Oradaki tedavisine yardımcı olduk. O aileyi şu anda hala bizim desteğimizden destek oluyoruz. Yani kirasıdır, odur budur. Ve bunda kendi hiç fedakarlık yapamayacağım. Oğlumun sonsuz bana desteği oldu. Koli dedim, 180 tane. O para dedim, hiç düşünmeden gönderdi. Keşke anne, sen insanlara dokunabiliyorsun. Et dedim, inan ki kurbanları kesti, gönderdi. Tek tek insanlara, arkadaşlarına bir ses şahittir yani. Tek tek götürüp evlerine et dedim, evlere et girmiyor. Lütfen bu işi yapalım biz dedim. Onu da hiç ihmal etmeden yaptık. Ramazan geliyordu. İlçeye koliyi dolduruyorduk. İşte tek tek götürüyorduk. Ve bu işi yaparken en büyük yaptığım şey, işte İbrahim Bey de burada, mahalle birim başkanlarını geçmeden asla o mahalleye girmedim. Önce mahalle birim başkanını aradım. Arada onlara bir kahvaltı verdim. Hep beraber oldum. Buna da Hayriye, Allah razı olsun, sebep olmuştur mıknatıs. Orada bütün mahalle birim başkanları topladım. Orada onlara şey yaparak önce mahalleye birim başkanını arıyorum. Bugün yarın oraya geleceğiz. Senin haberin olsun. Oraya gitmek gerekiyorsa yani bu partinin işleyişini ben çok iyi bilirim. Bir kere birilerine dokunmadan bir şey yapamıyorsun. Ben en zor yapılan şeyi yaptım burada. Biz birbirini yiyorduk sarı beyaz diye. O sarı beyaz davasında meydanlarda insanlar çalışmıyordu. Ya bağcılara gidip çalışıyorlardı ya bahçeliler. İlçeye insan girmiyordu. Dedim ki ben bu ilçede bunu yok edeceğim. Ya bu ilçe kimsenin değil. Bu ilçeyi kuranlar, bir tanesi Akif, kulakları çınlasın. Orada o kadar emek var ki. Yani bunu bize teslim ettiler. Bu ilçeye insanları bizim akın akın doldurmamız lazım. Şu anda arkadaşımın yönetimine giren arkadaşlar bile her gün benim yanımda görüyordu. Dün gördüler beni, mahcup oldular böyle ne yapacağız diye. Hiç oraya gelip de dokunmadığım insan yoktur. Gelir, çayını içer, kahvesini içer. O çay kahvede gelirken BİM'den alırım. Gelirim oraya onu hazırlarım. Gelirler o çayı kahve içerek gider insanlar. Yani ben bundan sonraki işim nedir? Parasal ihtiyacım yok benim. İnsana dokunmak. Bunu da sanki yapabiliyorum gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Tabii. Sizin tabii. Yani. Yani onun için bunu yaparken de zevkle yapıyorum. Ben akşam kafamı yastığa koyduğum zaman diyorum ki bugün ben kaç kişiye dokundum?
kaç kişinin gönlünü aldım? Bir kişiyi kırdım mı acaba ben? İlçemde her geleni benim yaşımdan büyüğünü aşağı kapıya kadar indirmişimdir. İndirmişimdir, yolcu etmişimdir. Hiç kırmadan göndermişimdir. Benim bundan sonra yani Kadıkolu Başkanı olup olmamam önemli değil. Ben bu Bakırköy'de bir şeyler bıraktım gibi geliyor bana. Ama ben yine adaylığımı devam edeceğim. Adayım da ve bunu da kazanacağıma inanıyorum. Evet, inanıyorum. Buna hiç şüpheniz olmasın yani. Buna hiç şüpheniz olmasın, kazanacağım. Ama keşke biz aileleri yarıştırarak bu işi yapmamış olsalardı. Buna da erkek siyaseti girmeden yapsalardı. Erkek siyasetinin girdiği yerde kadınlar hep ikinci sınıf gibi. Kadınlar kendi kendini idare ederler. Her şeyi de yaparlar. Hiç. Bugün bana erkek arkadaşlarımdan, evet dışarıdan hiçbir meclis üyesi arkadaşım bunlarım aradı beni. Hayır dedi. Şu anda görev almışsınız. Asla istemiyorum. Evet Meltem arkadaşım meclisteyim ama daha görevi kadın kolunda olduğu için ayın sonuna kadar ediyor. Ondan sonra öteki arkadaşlarım gibi mahallede görevi varsa o mahallede gittiğim zaman Meltem arkadaşımı çağırırım. Onun dışında başka görev için çağırmam onu. Onun görevi orada bitiyor burada şu anda. Hiçbir, şu anda bütün meclis üyeleri arama yapıyor. Ne kadar acı bir şey. Arkadaşlar hiç böyle şey olur mu yani Bakırköy'de? Oturmuşlar, telefonlarla insanlar arıyorlar. İki şey olsun diye. Ben o zaman nasıl güveneceğim ben? Ben o zaman bu emeğim ne olacak yani? Ben o meclis üyeleri için ben şu anda tukakayım. O listeye oy vermemişim. Ondan sonra ben o listelerde çoğu insana oy verdim ama onun mesleğine göre verdim. Hiç kusura bakmasınlar. Yani o mesleği orada eğer bir şey yapılmıyorsa, o mesleği olmayan insanın orada olmasına da çok da taraf değilim. Biz senelerdir burada yaşadıklarımızı biz biliyoruz. Bana Ayşegül Başkan dedi ki, neden meclis üyesi olmuyorsun? Ve ben Kadıkolu toplantısı yaptım. Meclis üyeliği davamı zamanında. Arkadaşlarım, burada meclis üyesi olmak isteyen arkadaşım var mı? O arkadaşlarımdan bir kişi talep açtı. Ben dedim o zaman kadınlara destek vereceğim. Kadınların arkasında olacağım. Birkaç tane de oraya kadın sokmak istiyorum. Şimdi Sevgi Hanım içinden kızıyordur bana. Ondan sonra hayır dedi senin meclis üyesi olman lazım. Kadın kolu başkanlarının öyle bir hakkı var zaten. Ben dedim yönetimimde birini oraya sokuyorsam benim bir daha orada olmam gerekmiyor. Hepimiz değil orada olacağız diye de bir şey yok meclis üyeliğinde. Ve orada meclis üyesi şimdiki eski meclis üyelerinin hakkında konuşulurken arkamdan onu biri konuştuğu zaman ben çok rahatsızlık duyarım. Gerek yok dedim. Ben bu işi güzel yapabildiğini hissediyorum. Yine ben bu işi yapacağım ve Gizem Başkanım'a sonsuz teşekkür ediyorum. İlli olmalısın dedi. Ol dedi. Hayır dedim olmak istemiyorum. Arkadaşımı değerlendireceğim orada. Arkadaşlarımı değerlendireceğim orada. Olmayacağım ben dedim. Ve bana dediler hem o işi hem o işi yapabilirsin. O da etik değil. Şu anda 3. bölgede yapan arkadaşlarım var. Ona da uygun görmüyorum. Hoş bir şey değil. Herkes bir işini yapsın. Yani o görevi ve benim şöyle bir şansım var. Bu dönemde 3. bölge kadın kollarıyla biz 15 günde bir, ayda bir toplanıyoruz. Hep konuşuyoruz. Seneler önce bunlar olmamışlar. Sık sık bu işi yapıyoruz. Diyaloglar o kadar güzel yani. Bunu şimdi kadın kolu başkanı ben olur muyum olmaz mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Olmam gerekmez mi? Yani olmam gerekmez. Ben bu kadar çabaya, bu kadar uğraşmaya yani hakkım değil de diyorum ki ben sağlığım yerinde bir daha yapacağım. Yani adayım, olmak istiyorum, olacağım diyorum. Tam yol ileri. Ve eski yönetim arkadaşlarımı da ve dün eski yönetim arkadaşlarımla toplantı yaptım. Arkadaşlarım yine isteyen varsa isterim yine yanımda olun.
Ben insan ötelemeyi sevmiyorum. İnsan kazanmak benim için çok önemli. Biri üç yapmak. Şu anda orada sarı beyaz kelimesi kullanılmıyor. Sarı beyaz kelimesi kullanılmıyor ya. Neymiş onlar diyor. Yani erkekler, kadınlar oturuyorlar, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Yani gülerek insanlar çıkıyorlar dışarıya. Hala konuşuluyor mu sarı beyaz? Hala. Şu anda yine aynı davalar başladı yine. Yine aynı davalar başladı yani arkadaşlar. Yani bunun için biz bir bütünlük sağlamalıyız Bakırköy'de. Kadınlar bir bütün olmalı. Kadınlar önce birbirine sahip çıkacak. Kadınlar birbirine sahip çıktıkça bu erkek şeyi bizim tepemizde hiç eksik olmuyor. Bütün şimdi şeyde Osmaniye'de erkekler dolaşıyorlar. Tek tek kapıları çalıyorlar. İlle olacaksınız diyorlar. İlle bize oy vereceksiniz diyorlar. Yani erkekler çalışıyor. Yollar açık olsun. Diyecek bir şeyim de yok yani. Hem de başkan, evet. Yeni yönetim erkekleri alsın. Efendim? Yeni yönetim erkekleri alalım. Hiç hayatımda kendime yakışmayan bir kelimeyi orada kullandım. Hiç. Şimdi bana dediler ki hiçbirini bulamazsa kadın kolunda en az 20 kişiye denedik ve kendi yönetimimdeki ben varken kendi yönetimimdeki arkadaşlarıma bile teklif etmişler. Onu da biliyorum. Dedim hiç kimse bulamazsak dedi ben çıkacağım karşına. Ben o zaman burayı bırakayım lütfen sen yap dedim. Bu arkadaşım. Eğer bugün gelsin istiyorsa yine ben ayrılayım o yapsın. Yani. Kadın. Yok artık o ağzıma usluğuma yakışmayacak bir kelime. O arkadaşın kadın kolu seçimlerinde sahnede oldu zaten gerek yok yani. Yani o usluk bana yakışmaz. Hiç kullandığım bir kelime değildir. Ve ben dönem dönem erkek arkadaşlarımın da çok beraber yürüdüğüm arkadaşlarım da şimdi bana diyorlar biz çalışacağız. Bir arkadaşım dizayn edebilir. Şu anda görevi yoktur. Yardımcı olabilir. Onda bir şey yok. Ama eğer görevi varsa ilçe yönetimindeki hiçbir erkek arkadaşımdan yardım istemiyorum. Çünkü orada ilçe yönetimindesiniz. İnsan ayrıştırmayın. Biz burada bir yaptığımız şey bu iş değil diyorum yani. Ama şu anda o yönetimde çoğu arkadaşlarım her aralı Zurat babalar da orada burada çalışıyorlar. Hiç hoş olmayacak şeyler oluyor yani bu dönemde. İsterim birkaç arkadaşım da yönetimdeki arkadaşım da birkaç kelime kullansın yani. Hatice Hanım'ın hasta olup da gerçekten emek verdiği günleri birkaç bir şey anlatsın isterim yani. Buyur arkadaşım. Galiba çoğunluk tanıyor. Ona gerek yok. Kimse çalışmıyor zaten. 1 Haziran günü itibariyle 4 yıl 4 ayı dolduracağız seçilene. İlk yılında pandemiyle geçti zaten. Çok zorlu bir süreçti herkes için. Hem aile açısından hem kadın kolu olarak bizler için bizim sahada olmamız gerekiyordu, dokunmamız gerekiyordu. Ve ilçeye kadın örgütü alamıyorduk. İlçeye gitmemiz yasaktı. Belli süre yasaklanmıştı. Buna rağmen Hamide Başkan'ın öncülüğünde nacizane elimizden geldiğince maddiyatta destek olarak, maneviyatta olarak Hamide Başkan kendisi çevresel olarak destek olarak dokunmaya, çalışmaya çalıştık. Bir şeyler yaptığımızın kanaatindeyiz. Onun ardından zaten biz kadın kolu seçimine başlarken hazırlıklar sarı ve beyaz birleştirerek Hamide Başkan'la beraber yola çıktık. Erzincan depremiyle hem listeleri oluşturuyorduk seçim için, kadın kolu seçim için. Erzincan depremi için de ilçede hazırlık yaparak başladık. Ardından seçildik tam 45 gün sonra pandemiyle kapandık 89 gün ve bizim ilçeye gitmemiz daha uzun sürdü. Dışarıdan bu belki üyeler ya da halk onu bilmiyordu ama 6 ay gibi bir sene gibi genel merkezin ile ilin ilçelere talimatıyla öyle toplu bir araya gelinemiyordu. Çünkü Zoom üzerinden toplantı yapıyorduk biz. O şekilde çalışmaları
ayarlıyorduk, projeler sunuyorduk, yapıyorduk. Kendimizce bir şeyler yaptık ve Hamide Başkan'ın da dediği gibi çoktan mütevazı olamayacağız. Elbette ki 39 ilçe kadın kolumuz hepsi çalıştı. Belki ilk 5 derseniz içinde biri Bakırköy kadın kolu olarak bizdik diye düşünüyorum. İlçeyi de biz destekledik diye düşünüyorum çalışmayla. Her anlamda. Sonrasında 1,5 yıl doldu, 2. yılında ben bir basit bir kazayla büyük bir şekle dönüştü rahatsızlığım. Uzunca bir süre ben 12 ay gibi evde kaldım. Hastaneler haricinde çıkamadım. Ameliyat geçirdim. Hamide Başkan'a da sundum, yönetime de sundum, ile de sundum. Ben istifa edeyim, yedeklerden gelsin diye. Hamide Başkan da uygun görmedi, il de uygun görmedi. Sağ olsunlar, ben buradan hem il başkanımız Yeşim Başkan'a hem Sibel Başkanımızın nezdinde tüm yönetime, Hamide Başkan'a teşekkür ediyorum. Senin evdeki varlığın yeter dediler. Ne kadar yetti bilmiyorum. Sonrasında işte bastonla... Evet, bastonla çalışmaya çalıştık. Tüm arkadaşlarım çok emek verdi ve bizler içimizde belki de en küçüğümüz yönetimde hani 50-55'lerdeyiz. Küçük değiliz. 60'lı yaşlardayız. O aile destek sigortalarında falan çok iyi biliyoruz ki bu anlatırken kolay gibi geliyor ama bir günde böyle kadın kolu ne kadar yanına katabiliyor. 700-800 binaya girip çıkmak falan bu biraz zor bir iş. Bayağı zor bir iş. Çünkü benim oğlumun biri posta dağıtım memuru. Bakın o tebligat yapan memurlar 5 yıldan sonra, 3 yıldan, 2 yıldan sonrası dizlerinden o kadın memurlar, genç erkekler boyun fıtığından, bel fıtığından ya görevlerinden alınılıyorlar, memuriyetinden basamak kademe düşürülerek ya da büyük ameliyatlar işte geri hizmet planına çekiliyor. Ama kadın kolunda olmak, örneğin ben kendi adıma, siyaseten bir beklentim ilerleme mi var? Hayır, yok öyle bir şey. Elbette ilerlemek isteyen arkadaşlarımın yolu açık olsun, sonsuz destekliyorum. Kadın kolunda olmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam anlamıyla bir annenin evin yükünü çektiği gibi ailenin, partinin yükünü çekmek. Akdeniz'in ve İç Anadolu'nun deyimiyle tam anlamıyla, özür dileyerek söylüyorum, marabalığını yapmak. Örneğin Büyükşehir Belediye Başkanınız seçimden sonrası, ki Ekrem Başkan bu arada favorim benim, onu kötülemek anlamında söylemiyorum. Toplantı yapar, basına açıklama yapar, genel başkanınız yapar, il başkanınız yapar, her yere teşekkür edilir, kadın kolu unutulur. Belki arada bir başkanlarını hatırlarlar, yönetimi hep unutulur. O yüzden 1 Haziran günü eğer tüzüğü çok iyi biliyorum da araştıracağım, aykırı değilse çıkıp kadın koluna kendi kendime, tüm arkadaşlara, başkana ben teşekkür etmek istiyorum partim adına. 39 ilçeye ve 81 ile genelde 900 küsür ilçenin hepsine. Çünkü erkekler siyasette koltukta bir numara oturma derdinde ama kadınlar çalışsın. Sadece çadırın arkasında kran tuvalet giyilip, yok mu çalışanlar var ama sadece kadınların çalışmasını takip edelim, talimat verelim ve siyasete de yön verelim. Kadın kolunun olmasına karşıyım. Siyasetin içinde erkeklerin kadınlara yön vermesine sonuna kadar karşıyım. Neden? Kadınlar kendi düşünemiyor mu? Nerede görev alması gerektiğini, nerede bulunması gerektiğini, ekibini nasıl kuracağını. Oradan o mahalle birimi karışıyor, buradan bu karışıyor. Ben adaylık dönemimizde şunu yaşadım. Hamide Başkan'la ayrı ayrı karşılıklı çıkacaktık. Gecenin 1.30'unda beni Bahçeli Evler'in bilmem falan mahallesinden, Bakırköy Belediyesi'nin meclis üyesiymiş, adını bilmiyorum ki partide herkesi tanırım. 81 ili araştıran bir tipim. Biraz fazla meraklıyım. Tanımıyorum. İsim veriyor bana. Kendini tanıtıyor, adaymışsınız. Şu kişiyi listenize, yönetiminize alır mısınız diye. Biz bunları yaşadığımız için şu anda ben Hamide Başkan'ın neler yaşayabileceğini ya da Günay Hanım'ın neler yaşayabileceğini tahmin ediyorum.
görmesem, duymasam da ben Hamide Başkan'a çıktığı yolda başarılar diliyorum. Yönetimde olacak. Yönetimimizden bizle beraber çalışan arkadaşlarıma ve yeni katılacak arkadaşlarımın hepsine yolu açık olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Sağlığım el verse farklı şeyler yapmak isterdim ama benim sağlık problemlerim var. Her zaman için Cumhuriyet Halk Partiliyim. Öyle doğduk, öyle büyüdük, öyle öleceğiz. Partimizin ihtiyaç duyduğu sağ çalışmalarının her an her yerinde kendimce olmaya devam edeceğim. Söz verdiği için de başkanıma teşekkür ediyorum. Şimdi hiç unutmuyorum. Deprem günü sabah 6:30'da. Şimdi diyorum ki 6:30 oldu. Ay diyorum aramam lazım ilçeyi. Bir an önce şey yapmam lazım. 6:30'da ilçe başkanımı aradım. O zaman Celal başkanım rahatsızlığından dolayı Caner vekalet ediyordu. 6:30'da ilçemizi açtık. Dedi ki Hamide Hanım Allah aşkına dur dedi açmayalım. Harbi yok dedim. Gidip ilçemizi açıp önce çayımızı bir üstüne koyalım. Açtık. Hemen dedik hemen bir hazırlık yapalım. Önce binamızın altındaki dükkan boş. Dedik yukarıya biz bu eşyaları taşıyamayacağız. Ne yapacağız? Hemen araştırdık onun dükkan sahibini. Asla dedi kabul etmem, vermem. Yok dedim. Caner sen bu işi beceremedin. Ben gidiyorum dedim. Dedim vereceksin arkadaşım. Bu dükkanı bize vereceksin. Gerekirse parası hiç önemli değil. Sonra da zaten onu da düşündüğün zaman o parayı da almayacaksın sen hissediyorum. Sen ilk gün olduğu için o heyecanın var. Gerçekten adamcağız o dükkanı bize verdi. Sabah 7'de o dükkanı hazırladık. En az bir ay değil mi? En az bir ay. Sabah 7'de açtım orayı. Akşam 12'ye kadar. Hiç unutmuyorum ayaklarımın ve ellerimin şiştiğini ve birinci el, ikinci el hiçbir torbaya koymadık. Tek tek sardık, bağladık, ettik. Önce İBB'ye sonra Bakırköy Belediye'mize gönderdik onları. Ondan sonra gittik Yenikapı'ya dersi verdik. Yani bir de burada kadın kolu olarak bu işe bakmadık. Benim bir şanssızlığım oldu. Ben ilçeye geldim. Kadın yok. Mahalle birimleri seçeceğiz. Kadın yok. Benim kadın kollarım hep mahalle birim başkanı oldu. Ben kadınsız kaldım. Ben dışarıdan kadın kurmak, grup kurmak öncelikinde kaldım. Arkadaşımı yalvardım. Gelir misin demedim. Geleceksin dedim arkadaşım. Bu işi yapacağız yani. Ve tek tek o kapılar gezilecek. Ve bu arada o kadar insan kattım ki. Yani hayatıma. Şimdi Oya Hanım Yeşilköy'de nasıl hakkını ödeyebilirim ben? Şimdi Tanaydın. Hiçbir isteği olmaz, bir şey olmaz. Her gün ille bir yerde beni çağırın. Hiç neresi olursa. İsteği yok. Gel yönetimi kabul etmez. Para lazım mı der. Yani o tip insanlarla hayatıma girdim. Bir de yapımdadır herhalde. İlle sarılıp sarmalarım onu yani. İlle geleceksin. Gelemem. Öyle bir lüksün yok diyorum. Geleceksin. Bunu biz yapacağız yani. Oraya da gideceğiz. O binalara da çıkacağız. Tek tek yeni mahallenin. Ben hayatımda yeni mahallede çok gider. Biz sahile denize giderdik öğleden sonra. O yeni mahallenin evleri bize çok cazip gelirdi. O yeni mahallenin evlerine girdikten sonra ben şoka girdim. İnsanlarımız çok kötü şehirlerde yaşıyor. Yani evlerinde bir şey yok. Merdiveni çıkılacak gibi değil. O insanları hiç unutmuyorum. Üç eve Bülent Başkanım'ı davet ettim. Üç eve gittik. Dördüncü evi kabul edemeyeceğim dedi. Neden? Sen çünkü sarayda yaşıyorsun. O evler, bu merdivenler, bu insanlar buralarda nasıl yaşıyor dedim. Olmaz dedi. Yani Bakırköy'de bu evler var mı? İşte var. Bakırköy'de gerçekten yani girilmeyecek, oturulmayacak öyle evler var. O evlerde o kadar ihtiyaç var. Onları tespit ettik. Yeri geldi. Benim yapımdır. Bunu ablamı da çok kullanırım. Abla bir börek yapalım. Abla bir kurabiye yapalım.
Ya da işte Hatice Hanım. Hatice Hanım onu yapalım. Hatice Hanım bunu yapalım. Semra şunu yapalım. Hemen o evlere giderken ile bir şeyler götürelim. O insanların yüzü gülsün. Ramazan'da çoğu insanların yani fitresini, zekatını alarak o insanların kiralarını ödedik biz. Şimdi Osmaniye 4-5 ailem var benim. Ben kadın kolu başkanı olurum, olmamızı. Onlar benim ölene kadar hayatımda olacak onlar. Birinin akıl hastanesinde yatan çocuğu var. Tam böyle Ramazan 3. günü hayatımda hiç orucumu bırakmamışım. 30 gün orada orucumu tutarak hep sandviçten açmışım. Ondan sonra Hamide Başkan dedi, şu anda beni evden çıkarıyorlar dedi. Yok dedi, 5 kuruş yok dedi. Olmaz, bunu bir şey yapacağız dedim. Ya o gün o kadar oturdum bir dua ettim ki, 2 saat geçmedi, bir bey geldi, hiç tanımıyorum. Dedi ki, 12 bin lira getirdim, 13 bin lira getirdim dedi, ailenin fitre zekatını dedi. Ben adamı, zaten öpmeyi çok severim insanları, adamı sarıldım öptüm adamı. İnan ki. Dedim hemen kadını çağırdım. O kadının o ağlayışını unutamam ben yani. O onun işine yaradı o kadını. İşine yaradı yani. Yani o kadar orada mıydı? Oradaydı. Onun o parasını verdim. Hayatımda arkadaşlarım bilir. Her gelen paraya asla dokunmayız. Onun kenarını hemen onu yazarız. O onun hemen eline gider. Hemen verilir. Asla cebime sokmam. Ben onun rahatsızlığını duyarım yani. Ki o para onun eline gidecek yani. Yani o kadar biz bu insanlara dokunurken illa Allah nasip eder inşallah yine dokunmaya devam ederiz. Ben olurum olmam önemli değil. Onlar benim hep hayatımda olacaklar yani. Bundan sonra da olacaklar. Ve arkadaşlar bir şey söylemek ister misiniz? Çok zamanınızı da aldık. İsterseniz sadece küçük bir şey konuşmak yani istiyorum tabii. Yani geldiğiniz için de sonsuz teşekkür ediyorum. Bir arkadaşımız. Sesimin çıktığı kadarıyla ben geç tanıdım. İyi ki tanımışım. Mütevazı olarak 1/3'ünü anlatıyor yaptıklarını. Ben öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Ben eşim 20 ay tedavi gördü. Hep yanımdaydı. Sadece o kadarını söyleyeceğim. 19 gün yoğun bakımda yattı. Bir gün beni aramadı. Hani siyasette dostluk olmaz denirdi. Bunu çok yakınlarım söyledi. Onlar beni unuttu. Asla. Bundan sonra da yol açık olsun. Tam destek. Her zaman yanındayım. Bekliyorum seni. Madem de neyse. Geçen ilçede konuşma yaptığımda bu kadar heyecanlı değildim. Bugün hem biraz duygusallık da var. 4,5 yıl Hamide Başkanımın yönetiminde görev aldım. Kadın kolunun sosyal medyasına bakıyordum. Hamide Başkanımın dediği gibi bu süreçte gerçekten bir gün bile görevimizi ihmal etmedik. Ne pandemide ne başka zor şartlar altında bile Hamide ablanın başkanlığında bu işi güzel bir şekilde yürüttük. Ve evet yönetiminden çıkan bir meclis üyesi olarak hem kadınları hem de kadın kolunu iyi bir şekilde temsil edeceğime inanıyorum belediyede de. Yolu açık olsun Hamide Başkanımın. Kazanacağına yürekten inanıyorum. Yeni yönetimiyle birlikte çok güzel işleri imza atacağına da inanıyorum. Hepinize teşekkürler. Dört buçuk sene öncesinde çalışma hayatımdan dolayı ben gönlüm CHP'de olmasına rağmen parti çalışması yapamadım. Parti çalışmasına Hamide Başkanım'la başladım. Onu iyi ki tanımışım. Hayatımın şansı. O nasıl ki ilçe başkanımız Celal Bey'den çok şey öğrendim diyor. Ben de kendisinden çok şey öğrendim. En önemli meziyeti engin hoşgörüsü. Hiç kimseyi kırmaz, işini çok güzel
tam anlamıyla yapar. Hepimizi çalışmaya şevkle davet eder ve biz koşarak gideriz. Evet, 2 yıl diye geldik yönetime, 4,5 yıl oldu. Yorgunuz, mutluyuz. Yolumda başkanıma başarılar diliyorum. İyi ki tanımışım. Doğma büyüme Bakırköylüyüm. Partide çalışmaktan da mutluluk duyuyorum. Bundan sonra da çalışacağım gayet tabii ki. Yolu yolumdur. Hep beraber bu güçlüğü de aşacağız. Benim bir de şimdi Ataköy'den bir kızım var. Evet, partiye zor şey yaptım onu. Canım benim, iyi ki sizleri tanıdım. İyi ki Hamide Hanım'ı tanıdım. Şöyle ki, ben tabii ki sahada çalışıyordum. Çok fazla bilgim yoktu. Yani kadın koluna dair, ilçeye dair. Sadece hani çok sözüm meclisten dışarı maraba denilir ya. Ben daha çok saha çalışmalarını seviyordum. Koşturmayı seviyordum ama Hamide Hanım'ı tanıdım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurallarıyla, tüzüğüyle, görgüsüyle, her şeyiyle ondan çok büyük dersler aldık. Şimdiye kadar 4 yıl öyle dile kolay değil, 4 yıl geçirdik ama zorlukları da oldu, keyifli anları da oldu. Daha nasıl anlatabilirim? Hamide Hanım gerçekten bize parti adına, insanlık adına, yönetim adına o kadar çok şey, önderliğimiz, liderimiz oldu ki ona sonsuz teşekkür ediyorum. Yüreği için, o kocaman kalbi için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı olacak. Her zaman destekçisiyiz. Başarılar diliyorum. Seni çok seviyorum. Bir de Fatoş'um var, Kıvırcığım. Merhaba. Çok, gerçekten çok genel olarak rahat konuşan biriyim ama çok yoğun bir duygusallık içindeyim. Hamide Başkanım konuşurken o film şeridi gibi geçti bütün. An an yaşanıyor. Geriye bakıp baktığında bir an gibi ama biz bunları an an yaşadık. Pandemi sürecinde her akşam eve gittiğimde ben hasta mı oldum acaba diyordum. Çift maskelerle dolanırken, herkes evde, evinde korunma altındayken, gerçekten büyük bir yürekle, büyük bir istekle, başka türlüsü olamazdı zaten. Çok büyük bir motivasyonla ilçemizde toplanıp bütün arkadaşlarımız, iyi ki hepsiyle de bir olduk, yoldaş olduk. Başkanım ablamdır, hep abla olarak hitap ettim. Gerçekten de en ihtiyacım olduğu anda da hepimizin olduğu gibi benim de çok yanımda olmuştur. Birlikte yürümekten büyük bir gurur ve mutluluk duydum. O duygusallıkla ama bir partili bilinciyle, tabii ki duygusalız, yoğun şeyler yaşıyor. Onun yoğunluğuyla da belki konuşmamız şey oldu, uzun gibi de oldu. Ama işte insan bazı noktalarda kendini tutamayabiliyor. Bundan sonrasında yaşadığımız her şey bizim dersimizdir. Ders alarak devam edeceğiz hayatımıza. Daha demek ki gardımızı alarak devam edeceğiz. Çok dikkatli bir şekilde. Her şey olabiliyormuş demek ki. Herkesin yolu açık olsun. Aday olan diğer arkadaşımızın da yolu açık olsun. Biz kendi yolumuzda devam edeceğiz başkanımızla. Bazı şeyler perçinler birliktelikleri. Bu bizde ve Hamide Başkanıma inanan herkeste daha fazla bir birlikte olma coşkusu oluşturdu. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Burada ya da başka bir yerde. Kadın kolu yönetiminin içinde ya da değil. Ama her zaman bir telefon kadar uzağında olduğumu bilir. Eşime de bir atıfta bulunarak şey yapacağım, bir dönem rahatsızdım. Ben böyle yatıyorum falan, öyle bir süreç yaşıyorum. Hamide abla telefon açtığı zaman, bak ablan aradı, asker gibi ayaktasın. Gerçekten bunlar sevgisiz yapılacak şeyler değil. Sevgiyle, saygıyla geldik. Bütün arkadaşlarımın hepsinin, hepimizin emeklerine sağlık. An an yaşadığımız süreci noktalamak üzereyiz.
dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sevgiyle kalın. Evde beni temsil eden arkadaşlarım var. Ben yönetimine arkadaşımı şey yaptım zaman dediler ki Ay Sevgi Hanım'ın yaşı var. Ne diye gönderiyorsun? İşte şey zorlanır orada. Ama tabii Sevgi Hanım'ın Ataköy'deki çalışmalarını biliyordum. Gece gündüze kattıklarını. Gerçekten bu süreçte şimdi yani bir de çok çok güzel temsil edildi. Hiç laf getirmedim. Yani onun sonucu teşekkür ediyorum. Bazen çalışıyor. Sibel zaten yani içimden bir parça gitti. Çünkü bir ayrı dönemden bilemediğim her şeyi aradığımda hemen destek olmaya çalıştı bana. Ve çok çalışkan. İsterim ki hayatımda hep olsun. Hep olacak başkan. Siz iki kelime ederseniz sevinirim. Öncesinde bir kere her şeyden önce sizinle iyi ki yolumuz kesişmiş başkanım. Ben hepiniz kadar çok Bakırköylü değilim arkadaşlar. 7 yıl oldu benim taşındığım. Ondan önce Küçükçekmece'de 17 yıllık bir oturma hayatımız var ama İstanbul kökenim yani. 3. bölgeyi çok iyi bilirim. İstanbul'da 39 ilçeye de ukalalık olmasın iyi bilirim. Hep Bakırköy'e diyordum ki farklı bir cumhuriyet bunlar ya. Niye her yerde karşımızda oluyorlar? Niye örgüt toplanmıyor gibi. Hep böyle bir uzaktan bakıyordum. Bir dönem 2015 yılında ben de Küçükçekmece'de kadın kolu başkanlığı yapmıştım. Bölge toplanıyor Küçükçekmece, Bakırköy kadın kolu başkanı yok. Ben de diyorum ki onlar başka cumhuriyet arkadaşlar. Aramıza girmezler falan. Sonra şunu fark ettim. Bakırköy güçlü bir örgüt ama örgütleşememiş. Bir arada değil. Burada yaşamaya başladıktan sonra geçmiş bütün kadın kolu başkanlarımızın hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Sonra Hamide Başkanım'a oy verdim ama Hamide Başkanı da tanımıyorum. Referans olunmuş bana. Sonra bir baktım Hamide Başkanı iyi ki oy vermişim. İyi ki tanımışım. O bahsedilen renkler, her şey. Bir anda her şey beyaza döndü. Renk menk kalmadı. Yani Hamide Başkan onu getiriyor, bunu getiriyor. Bir bakıyorum resmen Bakırköy'de kadın örgütü, örgüt. Yani hiç mütevazı olmaya da gerek yok. Hamide Başkan ve nezdinde bütün yönetim kurumuna da teşekkür ediyorum. Müthiş bir dayanışmayla oldu mahalle birimleri. Lafı uzatmak istemiyorum. 10 ay önce bir kongre yaşadık biliyorsunuz ilçede. Ben de meraklıyımdır. Elime geçen her şey geçmişten bugüne gazete kağıdı bile yolda görsem tarihe geçmiş olsa okurum. Şöyle baktım ilçe ibraz edilecek çalışmalara. Yanımda arkadaşlar var. Dedim ki ya bunlar kadın kolunun yaptığı çalışmalar değil mi? Evet. Arkadaşlar yani pandemi yaşanmış, deprem yaşanmış. Bir önceki ilçe bizde çalışmalarını, kadın kolu çalışmalarını almışlar. İlçe çalışmaları diye sunmuşlar. Aralarda sadece o milletvekili geldi, eşlik ettik. Bu milletvekili geldi, eşlik ettik vardı. Geri kalan tüm çalışmalar kadın kollayanındı. Ve Hamide Başkanım'a rica ettim. Dedim ki başkanım sen kadın kolu başkanlığına devam et. Dedi ki ben yoruldum bırakacağım. Dedim ki başkanım bırakamazsın. Çünkü örgüt öyle bir biçimde örgütlenmiş ve örgütlenmeye devam ediyor ki hem kadınlar adına hem partimiz adına güçlenmemiz adına Hamide Başkanlığı olmalı ve çoğalmalı Hamide Başkanlar diye düşünüyorum. Evet. Tabii ki yolun açık olsun başkanım. Her daim seninle. Teşekkür ederim. Konuşacak halde değilim. O kadar duygu yüklüyüm ki. Hamide Başkanım, 8,5 senedir seninle birlikteyiz. 4,5 senedir de senin sayende ilde görev yapıyorum. Sen bizi o kadar güzel bir araya getirdin. Hatırlıyor musun ilk ilçede de adaylığını açıkladığında Hatice Hanım'la bir araya gelip iki liste birleştiğin zaman ağlaya ağlaya size sarılıp teşekkür etmiştim. Ve ben
Sizlerle gurur duyuyorum. Hiçbir zaman mavi, beyaz liste, sarı liste demediniz. Bütün örgütü bir araya getirdiniz. Canla başla hep birlikte çalıştınız. Elimden geldiği kadar size destek olmaya çalıştım. Bana güvendiğin için çok teşekkür ediyorum. İl başkanım da bana yaptığım çalışmalar için teşekkür etti. Ben de o teşekkürü size getiriyorum. Çünkü ben ilçemi temsil ediyordum. O teşekkür size aittir. Burada o teşekkürü size gönderiyorum. Yolun açık olsun. Her zaman yanında ve arkandayım. Desteğim her zaman seninle. Murat'cığım. Ya durama. Hayır. Dur. Bence Hamine'yi bir yorum. Herkesin ağzına sağlık. Konuşmak isteyen varsa konuşabilir de kapatırsınız. Varsa. Ha tabii ki işte onun için müsaade. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Hayatımda bu 4,5 yılında gazetecileri, gazeteci olarak demiyorum, onlar benim birer arkadaşım, yol arkadaşım gibi onlar. Ramazan farklıdır. Zaten Kartaltepe'den çok eski dostumdur. Yani onlar benim artık böyle yazsalar da, benim için yazsalar da çok üzülmem yani. Şimdi 2-3 gündür böyle şey, bir aydır bir Bakırköy kuşu yazıyor herkese. Diyorum ki her gün acaba benim için nasıl yazacak bugün? Bugün de benim için güzel yazı yazmış. Dedim ki herhalde bunu ben çıkardım. Bakırköy kuşu ne demiş? Öteki arkadaşın arkasında erkekler var. Senin arkanda örgüt var. Devam et. Yoluma devam ediyorum. Eminize, ayağınıza sağlık diyorum.